Geleneksel otomobil üreticileri darbe ardına darbe yiyorlar. Daha evvel Volkswagen, Mercedes, BMW gibi Alman üreticilerin Çin'de ne kadar zorlandığını anlatmıştım. Volkswagen'in karı %62 geriledi bu çeyrekte. Darbeler hiç bitmiyor. Fakat kendilerini koruyacakları yerler olduğuna inanıyorlar. Mesela Ford'un kendini savunacağı yer F-150 gibi gözüküyor. F-150'nin Lightning diye bir de elektrikli modeli var. Bunun üretimini durdurdular şu anda. Belli bir süre talep yok diyorlar. Tabii talep yok çünkü Amerika'da Tesla'nın Cybertruck'ı var ve piyasanın canını okuyor. Ama daha önemlisi BYD geliyor o piyasaya. Ford'un Ranger'la Toyota'nın Hilux'ıyla uzun süredir domine ettiği pick-up pazarında artık BYD en önemli oyuncu olmaya geliyor. Şu anda görüntüleri izlemekte olduğunuz çok şık arabanın Avustralya'daki satış fiyatı Amerikan doları olarak 39 bin dolar. Bu aracı Ford'un Raptor'ıyla kıyaslamanız lazım. Toyota Hilux'ın en dolusuyla kıyaslamanız lazım. Çünkü araç da gerçekten yok yok. Bu araç bir hibrit ve muazzam. Muhtemelen BYD bu aracı şimdilik zararına satıyor piyasadan pay alabilmek için, ama bence pick-up pazarına gerçekten çok önemli bir oyuncu giriyor. Şimdi bu aracı size biraz anlatacağım, rekabet açısından öneminden bahsedeceğim. Yalnız bir yanlış anlam olmasın, BYD ile kesinlikle bir işbirliğim yok. Kesinlikle burası bir otomobil kanalı da değil. Fakat işler nasıl etkilenecek? BYD'nin Tesla üzerine etkisi neler olabilir? BYD'nin geleneksel otomobil üreticileri üzerine etkisi ne olabilir? Bu pick-up neden çok büyük yeni bir savaş alanı açıyor? İşte bütün bunları size anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Önce meseleye stratejik açıdan bakalım. BYD şu ana kadar pick-up segmentine girmemişti. Küçük orta ölçekli otomobiller ve SUV'ler üretiyor ve bu alanda süper rekabetçi biliyorsunuz. Hatta son çeyrekte Tesla'nın cirosunu da geçti ilk kez. Tabii şunu unutmayın, Tesla sadece saf elektrikler satıyor. BYD'de ise hem elektrikler hem hibritler var. Cironun büyük bölümü de hibritten geliyor. Fakat bu anlattıklarım BYD'nin müthiş rekabetçi sert bir oyuncu olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ve anladığım kadarıyla stratejileri Ford'un ve Toyota'nın elindeki en karlı segmente saldırmak. Amerika Birleşik Devletleri'ne Ford Ranger'lar, dünyanın gerisinde de Toyota Hilux'lar bu sektörün dominant oyuncusu. Özellikle küçük pick-up'larda. İşte tam buraya saldırıyor BYD ve rakiplerinden çok daha ucuza, çok daha üstün teknolojik özelliklerle geliyor. Elbette Toyota Hilux bir klasik, Ford Ranger de öyle. Bunlar yıllardır kendini ispatladılar. BYD'nin kendi ispatlamasına çok var daha. Ama aracın özelliklerini biraz öğrendiğinizde ve fiyatıyla bunu bağdaştırdığınızda neden çok ciddi bir oyuncu olduğunu ve neden bu kadar çok talep gördüğünü siz kendiniz de anlayacaksınız. BYD aracının ismini Shark, yani köpek balığı olarak koymuş. Çok da doğru bir isim çünkü galiba bu pazarı parçalayacak. Araç bir hibrit ve sadece elektrikle 60 mil, yani kabaca 100 kilometrelik benzine sahip. 30 kilowatt saatlikte bir bataryası var. Öte yandan araçta 1.5 litrelik 4 silindirli benzinli turbo şarjlı bir motor da var. İkisinin toplamı büyük bir güç üretiyor. Elektrikli motorla benzinli motoru birleştirdiğimizde araçta 320 kW yani yaklaşık 460 beygir gücü var ve bununla 650 Nm'lik bir güce ulaşıyor. Bunun sonucunda bu köpek balığı sıfırdan 100'e 5,5 saniyede ulaşabiliyor. Bu Ford Ranger'ın da Toyota Hilux'ın da rüyalarında göremeyecekleri bir hız. Araç elektrikli olmanın avantajlarını da kullanıyor. Her yerinde şarj noktaları var. Bunları mesela şantiyelerinizde, aletlerinize güç vermek için kullanabilirsiniz. Evde de 7 kW AC şarjı ile hızlıca aracınızı şarj edebiliyorsunuz. DC şarjı ise 55 kW. Bu da bir plug-in hibrit için oldukça güçlü. Araç hem Ford Ranger'dan hem Toyota Hilux'dan daha büyük. Bu arada %5 ile %10 arasında daha büyük. Arka taraftaki yatak ise ikisinin epey üstünde bir büyüklüğe sahip. Ve bu aracın fiyatı Toyota Hilux'ın da Ford Ranger Raptor'ın da, onunla kıyaslamanız lazım çünkü bu çok full bir araç. Ford Raptor Amerika'da 100 bin dolarlık bir fiyata sahipken BYD'nin bu köpek balığı Avustralya'da, Tayland'da, Yeni Zelanda'da 39 bin dolardan satışa çıkmış durumda. Tabii Amerika'ya girmedi araç. İçi de son derece lüks, 15.6 inçlik merkezi dokunmatik bir ekrana sahip. Üstelik bu ekran hem yatay hem dikey olabiliyor. Bunlar diğer markalarda görmediğimiz özellikler. 12 hoparlörlü güçlü bir ses sistemi var. Kablosuz telefon şarjı var. Çeşitli elektrik prizi seçeneklerine sahip hem yatağında hem içinde. Sizin günlük hayatınızı, pikniğinizi, arazinizi desteklemek için. Havalandırmalı ve ısıtmalı koltuklar var. Standart güvenlik donanımların hepsi var. Arka çarpışma uyarısı var. Kör nokta izleme var. Ön ve arka çapraz trafik uyarısı var. Devam etmek gerekirse arazi kalkış uyarısı, arazi tutuş desteği, akıllı hız sabitleyici, sürücü yorgunluk izleme, çevre görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri de yine pakete dahil. 6 yıl veya 150 bin kilometre garanti veriyorlar bu araca. Bataryaya ise 8 yıl veya 160 bin kilometrelik garanti veriyorlar. Ve araç şu anda peynir ekmek gibi satılıyor. Diyor ki BYD, talebe yetişemiyoruz. Ben bir otomobil üstadı değilim. Terminolojilerde biraz hata yapmış olabilirim. Kusuruma bakmayın. Fakat elimizde hakikaten üstün bir araç var ve bu inanın bana Ford'a ve Toyota'ya
çok çok büyük darbe. Çünkü özellikle Ford'un karlılığının neredeyse tamamı Ford F-150'den ve Türkiye'deki Froto operasyonundan geliyor. F-150'yi kaybetmek demek Ford'a büyük darbe. Amerika'ya giremiyor şu anda BYD ama eninde sonunda yolunu bir bulacaktır. Ama Amerika dışında dev uzak doğu pazarında BYD'nin köpek balığı Shark ciddi bir pazar payı alacaktır. Bunun o bölgede özellikle Toyota Hilux'ı çok sert vuracağını tahmin ediyorum. Evet, BYD süper kararlı, BYD bütün pazarları domine etmeye niyetli. Bunun için zararı da katlanabiliyor. Nitekim baktığımızda son çeyrekte cirosu Tesla'nın üstünde olmasına rağmen karlılığı Tesla'nın yarısının altındaydı. Düşük kâra razı, hatta belki zarara da razı. Bu konuda devletler de büyük teşvik aldığına eminim ama piyasayı domine etmeye geliyor. Benim tahminim BYD dünyanın en büyük otomobil üreticisi olacak. 2030 civarına geldiğimizde Avrupalıların ve geleneksel Amerikalıların ona karşı direnmesi çok çok zor. Toyota'nın kendine özgü bir gücü var elbette. Ama Hilux'ta pazar payı kaybı yaşarlarsa Toyota'nın da başı derde girer. Unutmayın, Toyota'nın bir zamanlar dünyanın en çok satan otomobili olan Corolla'sı da Tesla'nın Model Y'sine yenilmiş durumda. Gidişat otomobil sektöründe bize diyor ki Tesla saf elektriklerde, BYD'de geri kalan bütün segmentlerde lider olacak. BYD'nin yine saf elektriklerde Tesla'yı yenmesi de mümkün çünkü daha ekonomik arabaları vesaire de var. Ama Tesla orada tam otonom araba gibi, FSD gibi özelliklerle öne çıkıyor. Diğer firmaların nesi var kendini savunabilecekleri hakikaten beni aşıyor. Otomobil sektöründeki bu dönüşüm aslında çok geleneksel. Yeni daha kuvvetli startuplar devreye girmeye başladığı zaman geleneksel oyuncular üst fiyat segmentlerindeki ürünlere kaçmaya çalışırlar. Ford'un pickup ve F-150 serisinde olduğu gibi. Fakat daha sonra bu yeni gelen oyuncular oraları domine etmek için de ekonomik araçlar üretmeye başlarlar. Bu da zamanında Volkswagen yaptı, daha sonra Toyota yaptı, şimdi de onlara yapılıyor ve bence hiçbir çıkışları yok açıkçası. BYD'nin dışında Çin'de başka agresif oyuncular da var. Xiaomi'nin aracını mesela Ford'un CEO'su uzun süredir kullanıyor ve araca olan hayranlığını ifade ediyor. Yani araç kalitelerinde, araçların yaptıklarında büyük gelişmeler var. Buradan eminim bazıları diyecek ki ama hocam Toyota Hilux'da bambaşka bir şey canım. Evet öyle tabii ama bu 39 bin dolar Toyota Hilux çok daha pahalı ve bu aracın pek çok özelliği Hilux'ın çok üstünde. Gelişmeler hakikaten enteresan. Merakla izlemeye devam ediyorum. Soru ve yorumlarınızı mutlaka beklerim. Sevgiler, saygılar.